sizce Ersan Hocam? Yani bu seçime yönelik bir adım mı, seçimden bağımsız ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir adım mı? Sorunuz şu, en kapsayıcı EYT düzenlemesi nasıl olacak, ne zaman açıklanacak? Buna bir genel bir özel cevap vereyim. Tamam. Benim tespitim. EYT konusunda... Özel derken siz de mi EYT'lisiniz hocam yoksa? Yok, değilim. EYT konusunda ki önce bunu belirleyelim. 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde bu sisteme girenleri anlatıyor. Anayasa Mahkemesi'nin 23.05.2002 tarihinde EYT'yi bu vaziyete sokan bir iptal kararı var. Yani iptal kararı derken iptal talep edildiği, reddettiği bir karar var. İşte devlete yükü olup olmadığı işverenlere, erken emeklilik, yaşın kadınlarda 48'i, erkeklerde 50'yi doldurmaya indirilip indirilmeyeceği söyleniyor. Piyasa tabii bunu satın aldı. İş kaybı, maliyet işverenlere yükleniyor. Ancak ben sorunuza spesifik şu cevabı veriyorum. EYT konusunda en iyisini Cumhurbaşkanı bilir. Biz ne söylersek söyleyelim, Sayın Cumhurbaşkanı bildiğini yapacak. Niye? Kim ne derse desin, Cumhurbaşkanı önünde seçim var ve anketlere bakıyor. Anket yaptırıyor. Yapma ya. Asgari ücretle de aynısı olacak. Yani bir kolektif akıl ürünü politika yok şu anda. Öyle bir şey beklemiyor. Yani söylenen Sayın Bakan'ın somut konuşup konuşmadığı, Sayın Bakan Cumhurbaşkanı'ndan izinsiz o konuda konuşamaz. Böyle bir şey yok. Netice itibariyle elbette küfeyi taşıyan Cumhurbaşkanı, belki de normaldir bu durum ama dün bir hayal kırıklığıydı. Açıkla, yani, net bir açıklama tabii, gelmemesi tabii, mi? Tabii hayal kırıklığı. Yani şimdi koskoca Çalışma Bakanı çıkacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapacak, bütün kanallar bağlanacak. Gördüm, siz dahil herkes bağlandınız. Çalışma Bakanlığı'nın plan projesini dinlemek için bağlanmadım millete. Herkes biliyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Bütçe görüşmelerinde konuşuyor. Ama yani. Kendisi de zaten akşam açıklama yapacağını söylemişti. Deyince yok, tabii öyle bir beklenti oluştu. Soru üzerine böyle söyledi. Kimse kimseyi kandırmasın. Böyle bir şey yok. Milletin niye takip ettiği belli. Tabii. Yani nasıl bir açıklama yapsaydı siz şu anda eleştirmezdiniz Sayın Bakan? Bence Musa Bey konuşsun, ben bitirsin öyle konuşayım. Yok, ben böyle bir soru olabilir hocam. Hangi açıklama sizce tatmin edici olurdu diyor Musa ben Bey? Ben biraz önce konuşmasını bölmedim. Yani bölersem yayın bitmez. Ya konuştuğumda gerek yok. Bıraksın ben konuşayım sonra. Daha hareketli olur hocam. Ben sizden öğrendim bu yöntemi. Yani şey yapmaya gerek yok. Hani insicamı bozmaya gerek yok. Biliyorum niye yaptığını. Trollük yapıyor ama yapmasın. Gerek ben yok. Sizden ben öğrendim bu yöntemi. Öyle yapıyorsun. Başla bırak. Söze başlamışız. Üç gün etmişiz. İşine gelmiyorsa da sonra bir süre sonra söylersin. Yaparsınız. Tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben asgari ücretli de aynısının olacağını düşünüyorum. Yani öyle bir ortak akıl mutabakatta bir şey yok. Yani Sayın Cumhurbaşkanı toplantıya katılacak. Kaç olsun, kaç olsun, kaç? Tamam 8 bin verdik, tamam. Böyle olacak bu iş. Hı hı. Ve şöyle de dün bir açıklama yapıldı. Ya işte olumsuz herhalde bir yaş sınırlaması gelecek. Evet. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı bu yükün altına girmek istemiyor. Sayın Vedat Bilgin'e bıraktım. Ben öyle bir şey beklemiyordum. Çünkü piyasa satın aldı. Bunun oya devşirilmesi lazım. Oya devşirebilmek için de bunu en iyi şekilde satmanız gerekiyor. Yani Sayın taktik Cumhurbaşkanı şunu yapmaz. Yani yaş sınırı diye bir şey artık olmaz. Mümkün değil. Bitti o iş. Bitti. Okey dönüldü. Yani onun artık bu saatten sonra millete benim hani müjdem olsun. Mümkün değil. Yaparsa deyim yerinde ayağına sıkarsın. Reaksiyon yani çünkü, mu olur o yani seçmende bu sefer? Tabii olur. Olur olmaz beklenti olur. Yaratılmışken. Yani ciddi sayılar var. Burada bir oya ihtiyaç var. Yani bu işler öyle şu andan itibaren ekonomi modeli, bu yükler, bunların plan programı sonuçta ayrıca konuşulacak. Bir de aileler var tabii. Yani emekli olan 1,5-2 milyon ailesiyle de düşünmek ya, lazım. O da var. Eşleriyle var. Seçmen mesela olarak düşündüğümüzde. Bir günle kaybeden de var. Yani biraz önce söylediğim 8 Eylül 1999 değil de 9 Eylül 1999 olanlar da var. Şimdi deprem dönemi ya hocam. Yılbaşına kadar insanların o deprem karmaşasında sigorta başlangıçlarının da o tarihte yapılamadığı 99 depremi nedeniyle. Bunlar da yan sonuçlar. Yılbaşına tamamlanması talebi de. Şimdi 3 mesele var önümüzde bizim. 1. EYT. 2. Asgari ücret, ondan sonra af gündeme gelecek. Türkiye Cumhuriyeti'ne af bekliyor şu anda.
Yani çünkü İki günde bir TT oluyor zaten odaklı. Hocam. Af bekliyoruz, af bekliyoruz diye. Yok, olacak çünkü bunları... Ne affı ama? Affı, ceza affı. Ne affı? Ceza affı. Hapishanelerde insanlar af bekliyor. Yani netice itibariyle... Yani o isterik dönemi başladı. Ben size daha önce de söyledim. Af sezonu açıldı. Çünkü resmi seçim satım haline girip girmemeniz önemli değil. Artık bu iş, bu yarışa dönmek durumunda. Çünkü iktidarda olan da kalmak istediği için elbette biraz önce... Şükrü Bey tespitine bir şey yok, bir fikir ürettim. Dedi ki ya bu daha önce Sayın Cumhurbaşkanı tarafından asla olmaz diye reddedildi. Hı hı. Ama o cenah, yani muhalefet diyor ki kardeşim sen bunu seçim odaklı yapıyorsun. Bu tarafta diyor ki artık farkına vardık. Bu tahammül edilemez bir durum. Pandemi, pandemiyle ilişkilendirilemez. Çünkü bu mağduriyet daha önce vardı zaten. Tabii, bu mağduriyet, AK Parti'nin mağduriyet de değil ortaya koyduğu. Daha önce daha dönemde önceden, ortaya doğru. çıkmış esasında... Ya, hukuken savunulacak bir tarafı yok ama siz böyle bir vaatte bulunmuşsunuz, yasal düzenlemeye gitmişsiniz, insanlar da güvenmiş, bunu satın almışlar ve sonuna kadar da maddi konularla ilgili olunca hiç kimse kimsenin yakasını bırakmaz. Ben size söyleyeyim. Yani bu hep böyle, dünyada böyledir. Yani istediği kadar Sayın Cumhurbaşkanı direnci geçen seçimlerde ki kadar sonucu isabetli göremediği için şu anda bunlardan elbette kendisi faydalanmak istiyor ve bunu en iyi zamanda kullanacak. Yani net olarak kazanacağını görse aslında kendisi de bir yaş sınırı getirebilir mi? Evet, getirir, hepsini yapar. Ya mali külfet getiriyorsa, getirmiyorsa devlet. Ki mali külfet getiriyor zaten şimdi, yani. Sayın Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir sıkıntısı var. Bir kaynak lazım. Bir takım paralar geliyor ülkeye. İşte Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolar. Efendim işte başka yerden geliyor. Borç mudur değil midir tam onları bilemiyoruz. Anlamaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Yani mesela Suudi Arabistan'dan geleceği veya geldiği söylenen 5 milyar dolar nedir? Swap mı? Borç mu? Bağış mı? Neyin nesi? Neyin karşılığı? Gönderilen dosyanın karşılığı mı? Niye birdenbire böyle çok güzel olduk? Birbirimize en ağır sözler ettik. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de aynı sorun var. Bunların elbette konuşulacağı bir zaman varsa bu zaman veya bir başka zaman konuşulacaktır. Ancak şu anda sizin sualiniz şu, EYT. Biliyorsunuz kapsamlı EYT geldi, bitti o iş. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bunu açıklayacak sadece. Diyecek ki kardeşim biz burada bu mağduriyetlere son vereceğiz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı burada 1 milyon kişiyi veya 500 bin kişiyi mağdur eder. Nasıl eder biliyor musunuz? Yaptırdığı ankette, o seçim anketinde buradaki tercihinin kendisine ne kadar zarar verip vermeyeceğine bakarak hareket eder. Başka çaresi yok. Çünkü kimse kimseyi kandırmasın. Yani sizin önünüz kimisine göre Nisan, kimisine göre Mayıs. Şunun sırasında birkaç aylardan bahsediyoruz. Seçim olabilir. Belki Sayın Cumhurbaşkanı feshedecek meclisi. O da belli değil. Çünkü 360'ı bulamazsa 18 Haziran 2023 tarihini bir gün önceye alamazsın. Onu kendisi de biliyor. Yani hani o kadar anayasayı, kanunu, kitabı bir kenara da koyamazsın. Yani. Orada bir sıkıntı var. Dolayısıyla o 360'ı bulamaz. Kendisini anketlerde çok iyi görürse ben şunu göze alacağımı düşünüyorum. Meclisi fesheder. Yani seçim yenilemek ve erken seçime gidebilmek için. Kimisi diyor ki ya üçüncü kez aday olamaz. Bunu denemeyecektir. Erken seçim 360 üzerinden yapacaktır. Muhalefet de zaten seçim muhalefetin istiyorsa... itirazı yok ki zaten. Yani böyle bunlar konuşuluyor. Ne kadar erken ama mesela? Yani şimdi ihtimal. Nisan deniyor, Mayıs deniyor, 18 Haziran'da ha, eğer yüksek öğrenim ÖSYM sınavı... Baskın seçim de diyorlar ya Ali Babacan, baskın seçim bile olabilir. ÖSYM baskın seçim de olsa 60 günden 90 günden önce yaparsınız. Ama ÖSYM sınavını koyarsan 18 Haziran'da seçim olmaz. Mümkün değil. İmkansız yani. Ya fiilen, anlatabildim mi? Yani cumartesi, pazar günleri Türkiye Cumhuriyeti'nde üniversite sınavı oluyorsa seçim olmaz kardeşim. Mümkün değil. Çünkü o okulları kullanacaksın. Ne yapacaksın? Yani tabii. Sınavın sessizlik ortamında olması gereken milletin gürültüsünü mü çekecek orada? Öğrenci ne dinler? Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla 18 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti'nde ya seçim olacak ya ÖSYM sınavı olacak. Bunlardan birisi. Şimdiye kadar iki taraf da sessizliğini koruyor. Zaten bu sessizlik koruma, sessizliği bozan taraf kim olacak burada? Elbette iktidarda olan olacak. Yani diyecek ki Cumhur İttifakı toplanacak, bir anda bir kapı önüne çıkılacak. Haydi diyecek, varsanız geliyoruz. Bu iş böyle başlar. Anlatabildim mi? O tarafta tabii Millet İttifakı veya altılı masanın ne yapacağı önemli. Şöyle tamamlayayım. Bence anket ve seçim odaklı olmasında da şu gidişatla
birlikte bir sakınca yok. Çünkü artık böyle gidiyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Bundan sonra umarım, her adım umarım, zaten bunu etkileyecek. Umarım bakın her en, iyisi, her en iyisi olur insanlar için, vatandaşlar için. Çünkü biz asgari ücreti konuşacağız, biz emeklileri konuşacağız. Bizim başka konu, mesela sözleşmelilerden geçecekleri, onların sözleşmelilerden kadroya geçtiğinde kadrodaki hakları mı alacaklar yoksa sözleşmeden geldikleri düşük maaşlarla mı geçecekler? Bunların hepsi esasında şu anda masada konuşuluyor. Sayın Bilgin de dün mesela ısrarlı açıklamasını bunun üzerine koydu. Sözleşmelileri biz dedi kadroya geçireceğiz. Esas bunun üzerine odaklanalım. Bırakın EYT'yi şimdi dedi. EYT'de çalışmamız devam ediyor. Hatta skandal sayılabilecek bir açıklama yaptı ama tam orayı ben anlayamadım. Hangisi? Bazı verilerin kaybolduğuna dair. Yani geçmişte. 1999 evet yıl öncesi. Devlette ben size şöyle söyleyeyim. Devlette hiçbir şey kaybolmaz. Yani devletin hafızası da vardır, belgesi de vardır, bilgisi de vardır. Bunların bilgisayar sistemine aktarılmadığına dair iddialar. Yani devlette siz bunu anlatamazsınız zaten. Biz büyük çoğunluğu iş değiştirmiş evrakları evet, bulunamıyordu. O zaman dijital dönüşüm yoktu. Oraya sığındı. Dedi ki ya dedi benden açıklama bekliyorsunuz. Ya mesela işler... ben şunu beklerdim Sayın Bakanlar. Ya öyle şey olur mu? Neye sınırlamız? Nasıl? Yani öyle bir şey yapabilir miyiz biz? Satın almış piyasa bunu. Hı hı. Çalışanlar ona göre hayatlarını kurmaya gayret ediyorlar. Planlarını yapıyor insanlar. Yani ne yapacak? Emekli olursa ikinci iş mi? Veya başka bir yere mi gidecek? Aldığı ikramiyeyle ne yapacak? Bunların hesabını, kitabını yaparken siz oturup da burada böyle bir kısıtlama getirdiğinizde bu seçmen tarafından kanaatimce olumsuz satın alınır. Ve şöyle söyleyeyim ben. Bence muhalefet bunlarla uğraşmamalı. Zaten muhalefetin yapmaması gereken artık EYT konusunda yeterli baskıyı kurdu. Bundan sonra zaten Sayın Cumhurbaşkanı tekrar iddialı söylüyorum. Bakan ne derse desin, kim ne derse desin. Bu andan itibaren rasyonel değildir hareketler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne gelen anketlerde kendisi ve kazanması ve partisiyle ilgili seçim sonuçlarında bu tür çalışmalar, bu tür efendim işte EYT'ye asgari ücret gibi kararların ne kadar olumlu veya olumsuz etki yapabileceği önemli. Bence muhalefetin yapabileceği şu. Muhalefet ancak seçimden sonra iktidara geldiğinde ilk bir ayda, üç ayda, altı ayda, dokuz ayda, bir yılda planı ne yapacak? Bakın şimdi dünya şampiyonası var futbolda. Evet. Kaç maç oynuyor bir takım? Üç. Siz neyi merak ediyorsunuz? Performans. İlk 90 dakikada ne yapacak? Onu bekliyorsun. Açıklasın, beni ikna etsin. Şimdi muhalefetin bence artık bu işte yapabileceği bu andan itibaren bu kısır döngü tartışmalara çıkmak. Mesela muhalefet elbette elini yükseltecek. Bir yarın diye ben dedim ilk açtım. Hatta burada tartıştık Cem'le de. Asgari ücret rakamı soruldu. Evet. Mümkün mü? İmkansız. 15 bin lira dedim. Yapsınlar. Ve hatta Cem de dedi ki ya önce sen yap. Ben devletten güçlü değilim. Devlet ilan etsin. İşveren de, holdingler de ilan etsin. Herkes peşinden hocam, gider. Hocam konuşacağız ama sizin bu bakışınızla 12-13 bile olabilir yani. Eğer buysa iktidarın. Ben size söyleyeyim. Rakamı da söyleyeyim. 8 yani ben size söyleyeyim. Genel bir kanaat bu da var. Cumhurbaşkanı ilan edecek. Yani bu rakam 7500 olacak. Sayın Cumhurbaşkanı toplantı olacak. İşveren sendikası oturacak. İşçileri kaç istiyorsun? Kaç sen? En son ne çıktı ne? Tamam öyle değil. 8 işverenden sanki 8 de çıkabilir hocam. Bu rakam öyle belirli. Bir riski var. Çünkü 5500'e de biz böyle geldik. Anlatabildim evet. mi? Aha. Ben bak asgari ücreti kendi adıma bir vatandaş olarak ilan ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde asgari ücret. Ha bölgesel olabilir mi? Sektörel olabilir mi? Ciro bazlı olabilir mi? Evet. Bunlar esasında konuşulmalı. Ülkenin İstanbul'unda alınan maaşın karşılığıyla bir başka ilinde isim vermiyorum. Karşılık alım güçleri aynı değil. Tabii. Bunların gözetilmesi lazım. Ama ben rakamı şimdiden söylüyorum. 8 bin lira. Bunun altı olmaz. Peki. 7999 olmaz. Çünkü onu piyasa yani 7 bin olarak algılar. Seçmen olumlu algılamaz. Asgari ücret olumlu algılamaz. Şunu söylüyorum. Ben bu süreçlerinde şu anda kolektif akılla götürüldüğünü düşünüyorum. Evet. Öyle bir şey yok.